Çorum Belediyesi'nce düzenlenen terör örgütünün gençleri tuzağına nasıl düşürdüğünü anlatan Karanfil Kokusu adlı tiyatro oyunu Devlet Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Oyun, Bayram adında üniversite özlemi içerisinde bir gencin yaşam öyküsünü anlatıyor. Bayram, bölücü terör örgütüne katılıyor. Bir bombalı saldırıda masum insanların yanı sıra kardeşinin de ölümüne neden oluyor. Hakan Sönmez'in gerçek bir olaydan esinlenerek yazıp yönettiği tiyatroda ünlü oyuncular da rol aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun izleyenlerden tam not aldı. Vallahi ben tiyatroyu çok seviyorum. Tiyatroya hemen hemen her zaman gelirim. İyi bir senaryo yazılmış ve de iyi de başarılı bir şekilde oynuyorlar. Türkiye'nin içine düştüğü bu durumu ifade eden bir oyun olmuş. Teker teker bizi bu tuzağa düşürüp ondan sonra yok etmeye çalışıyorlar. Bunu ortadan kaldırmak için büyük bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu oyunda onu ifade ediyor, onu anlatmaya çalışıyor. Oyuncuları, oynayanları, senaryoyu yazanı ve bu şeyi organize edenlere teşekkür ederim. İnşallah sonu hayırlı olur bu ülkemize. Ülkenin iki kanayan yarası olduğunu belirten oyunun yazarı Hakan Sönmez, bu yaraya tiyatro ile dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getirdi. Ya şimdi ülkenin iki tane yaşanan şiddetli kanayan yarası var. Bir tanesi uyuşturucu bağımlılığı, madde bağımlılığı. İkincisi şiddetler bildiğimiz gibi. 50 yıllık devam eden bir sistem bu. Sadece güvenlikçi politikalarla bu çözülmeye yetmiyor. Güvenlikçi politika, yani polis politikası, mahkeme politikası bir yere kadar devam edebiliyor, engelleyebiliyor ama asıl olarak bilgilendirici ve önleyici faaliyetin olmasından geçiyor. Bunun da yolu konferans, işte söyleşi, tiyatro, panel hepsi. Biz tiyatro kısmını işlendik, bunu öyle diyelim. Yani böyle hissettik bunu. Bu yaşanmış bir hikaye, bu oynadığımız hikaye. Ondan esinlendik. Koyduk sahneye, umarım beğenmiştir seyirci. Geçtiyse ne mutlu bize. Usta oyuncu Yakup Yavru da Çorum'a yabancı olmadığını belirterek seyircilere teşekkür etti. Çorum halkına selamlar, sevgiler. Zaten bildiğim memleket, sevdiğim yer. Seyirci maşallah ki maşallah, ağzına kadar doluydu. Yeni sıralar koydular hatta. Oyunculardan Zeynep Bone ve İdil Aladağ ise sanatın halkı bilinçlendirmede en etkili ve en keyifli yol olduğunu dile getirdi. Sanat bence halkı bilinçlendirmedeki en keyifli yol diye düşünüyorum. Biz de ülkemizin en büyük yarasına değindik, boynumuzda terör yarasına. İzleyicilerden aldığımız tepkiden beğenildiğimizi anlıyorum. Çok mutlu olduk tabii. Biz ağladık, onlar ağladı ama umarım sonunda keyifli bir şey çıkmıştır ortaya. Hocam çok güzel söyledi. Biz tiyatro kısmını üstlendik. Burada izlediniz, sizler de gördünüz. Ben bu oyunda bir anneyim. Gerçek hayatta da bir anneyim. Anneler ağlamasın.